Up next, a murder that stumps even veteran detectives. It was a nasty, nasty crime scene. Bu Cory Parker'ın hikayesi. Genç, güzel ve hayat dolu bir kadının. Cory bir gece kendi evinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Katili kimdi, neden onu öldürdü ve nasıl yakalandı? Bu bir zamanlar cennet gibi görünen bir yerde yaşanan bir dehşetin öyküsü. Jacksonville sahilindeki bir katilin öyküsü. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Cory Parker, New York'tan Florida'ya üniversite için taşınmıştı. Sahili çok severdi. Orada yaşamaktan gerçekten de hoşlanıyordu. Arkadaş canlısı ve güvenilir bir insandı. Ragtime adındaki bir yerde garson olarak çalışıyordu. Şükran günü tatilinde Florida'da kalmayı tercih etti. Çalışmak istediği için cuma günü işe gitmesi gerekiyordu. Ama Cory işe gelemedi. İş arkadaşları ve dostları onun adına endişeleniyorlardı. Onunla en son konuşan kişi, çarşamba gecesi onu bir barda eğlenirken görmüştü. Cory Parker'ın o gece evine döndüğü biliniyordu. Peki sonra ne olmuştu? Cory'nin iş arkadaşlarından biri ona bakmak için evine gitti. Dairesi restorana çok yakındı. Zemin kattaki bir dairede yaşıyordu. Arkadaşı evine geldiğinde kapıyı açan kimse olmadı. Zile bastı ama yanıt alamadı. Sonra pencereye baktı. Orada kanlı bir ayak izi gördü ve hemen polisleri aradı. Yetkililer olay yerine geldiğinde Cory'nin yatak odasına girdiler. O anlarda korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. Cory, yüzden fazla bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Bedeni cinsel saldırıya uğramış gibi görünen bir pozisyonda bırakılmıştı. Ama cinsel saldırıya uğradığına dair herhangi bir iz yoktu. Giysileri yatağın ucunda katlanmış bir haldeydi. Sanki katil onu öldürdükten sonra ona saygı göstermiş gibi görünüyordu. Yetkililer katilin kim olduğunu, neden böyle bir şey yaptığını anlamaya çalışıyorlardı. Dairenin içerisinden herhangi bir şey çalınmamıştı. Herhangi bir zorla giriş izi de yoktu. Katil onun uyuduğu esnada ya da onu beklerken daireye girmiş olmalıydı. Belki de dolabında saklandı. Yetkililer mutfakta ve pencerede kan lekeleri buldu. Katilin mutfaktaki pencereden girip çıktığı düşünülüyordu. Belki de dışarıda ışık olduğundan dolayı ön kapıyı kullanmıştı. Polis, Cory'nin komşularını sorguya aldı. Ama hiç kimse bir şey duymamış ya da görmemişti. Katil sessizce ve iz bırakmadan orayı terk etmişti. Cory'nin katili kimdi? Onu neden öldürdü ve nasıl yakalanacaktı? Bu soruların yanıtları yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Yanıtlar herkesi şaşırtacaktı. Cory'nin yatağının ucundaki giysiler onun bir önceki gece giydiği giysilerdi. Mutfağın pencere pervazının dış ve iç kısmında kan lekeleri vardı. Yani katil her kimse mutfak penceresinden girmiş olmalıydı. Adli tabip olan Margarita bir otopsi yaptı. Kadının 101 kez bıçaklandığını buldu. Bedeninin her yerinde 101 bıçak ve kesik yarası vardı. Bunların 54'ü öldükten sonra açılmışlardı. Cory hayatı için mücadele vermişti. Bıçağın darbelerinden birini diziyle engelledi. Sol elinde derin bir yara bırakan bıçağı yakalamayı başardı. Sağ elinde savunma yaraları vardı. Ölümcül yara boynundaki bir kesikti. Boynundaki ana arterlerden ikisi kopmuştu. Bu yara sonucunda Cory bilincini kaybetti ve öldü. Adli tabip olayda yalnızca bir bıçağın kullanılıp kullanılmadığını belirleyemedi. Öldükten sonra defalarca kez karnından ve yüzünden bıçaklanmıştı. Adli tabip şunları söylüyordu. Kanama kaynaklı öldüğünüzde bu hemen gerçekleşen bir ölüm olmaz. Saldırının şiddetli doğası ve bıçak yaralarının sayısı sebebiyle polisler saldırganın onu tanıdığını düşünüyorlardı. Bütün dostları ve iş yerinin arkadaşları sorguya çekildi. Bilhassa iki iş arkadaşı ona takıntılı gibi görünüyordu. Bunlardan biri Eric'ti. Cory hakkında fanteziler kurduğunu itiraf etti. Diğer bir şüpheli olan Tiffany ise şükran gününden önceki gece Cory ile dışarıda olduğunu söylüyordu.
Eric yetkililere Corey için şükran günü yemeği hazırladığını, onu evine davet ettiğini ancak Corey'nin gelmediğini anlattı. Corey'i tanıyan insanlar Tiffany'nin ona aşık olduğunu söylüyorlardı. Tiffany polislere şükran gününden önceki gece Corey ve diğer dostlarıyla dışarıda olduğunu söylüyordu. Corey ile aynı anda yola çıktılar ama farklı arabalarla oraya geldiler. Sonra Corey evine döndü. Tiffany ise başka bir bara gitti. Tiffany yetkililere Corey'i sabah saat 2'de aradığını, o anlarda Corey'nin telefonu açtığını, kendisine uyumakta olduğunu söylediğini anlattı. Tiffany biraz sonra yaklaşık saat gece 4 civarında onun dairesine gitti ama Corey kapıyı açmadığında orayı terk etti. Yetkililer Tiffany'nin anlattığı bu hikayeyi inceleme altına aldılar. Telefon kayıtlarından Corey'nin o gece bardan ayrıldıktan sonra Tiffany'den bir arama almadığı öğrenildi. Yani Tiffany yalan söylüyordu. Ekipler bu andan sonra Tiffany'nin neden suç mahalline gitmeye çalıştığını merak ettiler. Maktulün iki iş arkadaşının da tuhaf davranışları vardı. Yine de ikisini de suçla ilişkilendirebilen herhangi bir kanıt yoktu. Yetkililer maktulün dairesinde bulunan kan lekelerinden ve iç çamaşırında bulunan saç tellerinden DNA elde etmişlerdi. DNA iki şüpheliyle de uyumlu değildi. Günler sonra polisler Corey'nin sevgilisi olan David'le bir araya geldi. David'in şükran günü için eyalet dışında olması, onun ebeveynlerin evinde kalmış olması bu cinayette herhangi bir alakası olmadığını kanıtlıyordu. Zaten Corey öldüğünde yalnızca 3 haftadır sevgililerdi. Bir hafta sonra yetkililer Corey ile aynı apartman bloğunda yaşayan birinden ihbar aldılar. Corey bu daireye 1998'in Eylül ayında taşınmıştı. Onunla aynı yerde yaşayan bu insan bir dikizcinin onun dairesine baktığını anlattı. Yetkililere bir eşkal verdi ama adamın kimliğini tespit edemedi. Onun öldürülmesinden 18 ay sonra yetkililer yeni bir metin yayınladı. Tutuklamaya yol açabilecek her türlü yeni bilgi verene $20,000 ödül verileceği duyuruldu. Davaya olan ilginin yeniden artması sebebiyle bölgede yaşayan insanlar o tarihteki bu cinayeti yeniden düşünmeye başladılar. Julia adındaki bir kadın bir gece bu konuyu iki dostuyla konuştuktan sonra polisleri aradı. Julia yetkililere Corey öldüğü esnada 17 yaşında olan Robert'la beraber çalıştığını söylüyordu. Robert, Corey'nin evinden yalnızca 20 metre uzakta yaşıyordu. Hemen karşı bloktaydı. Olayın yaşandığı günlerde polisler olağan dışı bir şey fark etmemişlerdi. Robert'la görüşmüşler, Robert onlara Corey'i tanımadığını, onu hiç görmediğini, olayla alakası olmadığını söylemişti. Zaten kendisi de davanın şüphelisi değildi. İhbarcı Julia ise polislere 1999'un ilk günlerinde Robert'la çok tuhaf bir konuşma yaptığını anlattı. İddiasına göre Robert onu bir gece saat 3 civarında aramıştı. Ona yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı. Histerik bir durumdaydı. Robert bir kayıp yaşadığını, Texas'a dönmesi gerektiğini anlatmıştı. O tarihlerde Robert ve Julia Jacksonville'deki bir restoranda beraber çalışıyorlardı. Julia o günlerde Robert'ın çılgınca davrandığını, sürekli volta attığını, sigara içtiğini, neredeyse manik göründüğünü anlattı. Robert Julia'dan çantalarını toplamak için yardım talep etmişti. Robert ona komşu apartmandaki garson bir kızla çıkmak istediğini anlattı. Bunu söylerken gayet sakindi. Ona hoşlandığı kızın dairesini gösterdi. Julia bir yıl sonra buranın Corey'nin dairesi olduğunu anladı. Yetkililer bu ihbarı aldığında Robert artık Maryland'de internette tanıştığı bir kadınla beraber yaşıyordu. Ondan DNA örneği vermesini istediler ama Robert reddetti. Bu andan sonra ekipler gözetleme operasyonu başlattılar. Robert oldukça dikkatliydi. Sigara yaktığında izmaritini de yanında götürüyordu. Robert'ın patronu olan John, memurlara Robert'ın iş yerinde oldukça paranoyak davrandığını, sigara izmaritlerini çöp torbasına koyup onları gece vakitlerinde eve götürdüğünü anlattı. Polisler Robert'la yeniden bir araya geldi. Ona içmesi için su teklif ettiklerinde Robert içmeyi reddediyordu. Ekipler bir dönem onu izlemeyi bıraktılar. Yeniden gözetleme operasyonu başladığında Robert iş yerinin arka kapısının önünde sigara içerken bir anda yürüdü ve yere tükürdü. Onu gözetleyen bir polis memuru yerden tükürüğü kazıdı ve Washington'daki bir laboratuvara götürdü.
Yetkililer onun DNA'sını Corlin dairesinde bulunan bazı saç telleri ve kan lekesiyle eşleştirdiler. Robert, Kasım 2000'de tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Savcılık, Robert'ın McDonough'un dairesinden yalnızca 20 metre uzaktaki bir dairede yaşadığını biliyordu. Onun dairesi birinci kattaydı. Bu yüzden Corlin dairesini gayet iyi görebiliyordu. Şükran gününden önceki gece, dışarıda geçireceği geceye hazırlanıyorken onu izlemiş, ya dışarıdayken ya da döndükten hemen sonra mutfak penceresinden içeriye girmiş olabilirdi. Corey, çıplak ve cinsel açıdan müsteşem bir pozda bulundu. Bu sebeple cinsel saldırıya dair herhangi bir kanıt bulunmamasına karşın Saik'in cinsel olduğuna inanıyorlardı. Robert'ın kız kardeşi ondan gece sarmaşı olarak söz etti. Beraber yaşıyorken bazen geceleri uyanıyor ve gidip kız kardeşini seyrediyordu. Pornografi izlemek için gece geç saatlere kadar uyanık kalırdı. Savcılık mahkemeye McDonough'un yatak odasında bulunan çakmağın Robert'a ait olduğuna inandıklarını ifade etti. Corey ile mücadele esnasında cebinden düşmüş olabilirdi. Corey'nin bedeninin yanında bulunmuştu. Robert'ın eski sevgilisi olan Heather, Zippo çakmağının Robert'ın sahip olduğu bir çakmağa benzediğini anlattı. Mahkeme, Robert'ın dostlarıyla garson komşusu hakkında, yani Corey hakkında bazı fanteziler kurduğunu biliyordu. Savunma, Corey'nin birden fazla insan tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Hala tanımlanamayan bazı kanıtların bulunduğunu vurguladılar. Saç tellerinden elde edilen DNA'nın bir kısmı herhangi bir insanla uyum sağlamamıştı. Robert duruşmasında ifade verdi. Mahkemeye Corey'i tanımadığını, hatta onu daha önce hiç görmediğini, ne adını ne de kendisini bilmediğini söyledi. Şükran gününün ertesi gününde bölgedeki polisler onu gördüğünde olayın yasaklı madde baskını olduğunu düşünüyordu. Corey'nin babası olan Bruce Parker ise şunları söyledi. Corey'i öldürdüğünde o kadar çok insandan bir parça götürdün ki, onun odasına gizlice girdiğinde, bedenine saldırdığında, ona diğer sapkınlıklarını yaptığında aklından ne geçtiğini hayal bile edemiyorum. Bunun tek bir açıklaması var, o da sen bir canavarsın. Robert, çakmakla alakalı ifade verdi. Çakmağın kendisine ait olmadığını ifade etti. Corey'nin yatak odasında bulunan çakmağın kendisine ait olmadığını söylüyordu. Robert'a hem kanının hem de saçının Corey'nin dairesinde nasıl olduğu sorulduğunda, Robert, mahalledeki bir kedinin bunu o daireye taşımış olabileceğini öne sürdü. DNA parçacıklarının onun dairesine girmesine yetecek kadar sert bir şekilde hapşırmış olabileceğini anlattı. Günün sonunda Robert, cinayetten suçlu bulundu. Jüri yalnızca 45 dakika görüştü. Robert'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Robert Dini, böylesine iğrenç bir suçtan mahkum edilen tek aile üyesi değildi. Aynı zamanda kardeşi olan Patrick de benzer bir cinayetten suçlu bulunmuştu. Patrick de tıpkı Robert gibi bir kadını defalarca kez bıçakladı ve öldürdü. Robert bugün hala masum olduğunu söylemeye devam ediyor. Avukatları yeni bir dava arayışı içerisinde. Eyaletin DNA uzmanının tüm DNA analizini kendisinin yaptığını iddia ediyorlar. İfade verenlerin kürsüde yalan söylediğini iddia ediyorlar. Bir saç kökünün 5 farklı DNA profili üretmesi gibi hatalar yapıldığını anlatıyorlar. Ayrıca bazı kanıtların yanlış kullanıldığına veya tahrif edildiğine dair bazı arayışları var. Bir laboratuvara gönderilen pakette 7 adet saç teli bulunduğunu ama başka bir laboratuvara gittiğinde 14 saç teli olduğunu iddia ediyorlar. ''1997'nin sıcak bir yaz gününde iki balıkçı Oxford Gölü'nde yüzen bir şey gördü. Nesneye yakınlaştıklarında bunun bir insan bedeni olduğunu keşfettiler. Önemli ölçüde çürümüştü. Beden genç bir kadına aitti. Kadının elleri arkadan kelepçeliydi. Ağzı ve gözleri kori bandıyla kapatılmıştı. Belli bir zamandır suyun içerisindeydi. Vücut doğal çürüme sürecinden çıkan gazla dolduktan sonra yüzeye çıktı. Bu kadın kimdi? Oxford Gölü'nün dibinde ne arıyordu? O, Rachel Helena Timmerman'dı. 6 Nisan 78'de dünyaya geldi. Rachel'ın ailesi boşanmıştı. Rachel ve kardeşleri babaları tarafından büyütüldü. Rachel'ın annesi hamileyken bir bebeğini kaybetti. 4 yıl sonra bir bebek dünyaya getirdi. Ancak bazı engelleri vardı.
aylar sonra hayatını kaybetti. Rachel çok daha sonra dünyaya geldi. Okulda bazı zorbalıklara uğradı. 17 yaşındayken çok kısa bir zaman çıktığı sevgilisinden hamile kaldı. Hamileyken az miktarda marihuana bulundurmaktan tutuklandı ve daha sonra şartlı talihiyle salındı. 1996'da Rachel, Shannon adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 96'nın Ağustos ayında Rachel bazı arkadaşlarıyla takılmaya karar verdi. Mike ve Wayne onun takıldığı isimlerdi. Grup iskambil oynamaya gitti. Rachel, anne olduğundan beri çok fazla eğlenemediğinden dolayı o geceyi dört gözle bekliyordu. Ekip kart oynadı. Gecenin tadını çıkardı. Ancak daha sonra daha fazla alkole ihtiyaçları olduğuna karar verdiler. Marvin, Mikey, Wayne ve Rachel Marvin aracına bindi ve de yola koyuldu. Yolda tuhaf bir şey oldu. Marvin bir ara aracını kenara çekti ve de Mikey ile Wayne'e arabadan inmelerini söyledi. Mikey ve Wayne'i bir şekilde aracından indirdi. Daha sonra Rachel'la beraber tenha bir yere gitti ve de orada Rachel'a saldırdı. Rachel'ı istismar etti ve de dövdü. Rachel, Marvin'in burnunu o kadar sert ısırdı ki Marvin kanlar içerisinde kaldı. Rachel sonunda Marvin'le savaşmayı bıraktı. Saldırıdan sonra Marvin, Rachel'ı aldı ve de onu babasının evine götürdü. Rachel fazlasıyla korkmuştu. İlk ifadesinde polislere cinsel saldırıya uğradığını anlatmadı. Bu detayı bilen yalnızca Rachel'ın ablasıydı. Ablası Rachel'ın yaşadıklarını başka hiç kimse yaşamasın diye onu her şeyi anlatmaya ikna etti. Rachel bir sonraki sabah cinsel saldırı muayenesi için hastaneye gitti, raporları eline aldı ve de yetkililere her şeyi anlattı. Wayne polis merkezine gelip ifade vermeyi kabul etti. Marvin'in onları araçtan indirdiğini doğruladı. Bu andan sonra ekipler Marvin'in kapısını çaldı. Marvin onlarla işbirliği yapmayı ya da suçlamalar hakkında konuşmayı reddetti. Sonra da o gece hakkındaki ifadelerini polislere faksladı. Hikayenin Marvin versiyonunda Rachel her şeyi gönüllü olarak yapmıştı. Marvin, diğer adamları bu yüzden aracından attığını söyledi. Tenha bir bölgeye gittiğini itiraf etti. Rachel'ın orada kendi isteğiyle onunla beraber olduğunu anlattı. Hatta bir ara Rachel kendisi ilişkiye girmeyi teklif etmiş ancak Marvin onu reddetmişti. Marvin'e göre aracı daha sonra çamura saplandı. Rachel dışarıya çıktı ve de aracı itmeye yardım etti. Bu yüzden elbiseleri kirliydi. Rachel aracı iterken kendisini yaraladı. Yüzünde görülen yaralar ve de bedenindeki diğer yaralar bu yüzden olmuştu. Ekipler Marvin'in olaylara ilişkin versiyonuna inanmadılar. Wayne Davis, Rachel'ın versiyonunu destekledi. Marvin, 97'nin Şubat ayında cinsel saldırı yüzünden tutuklandı. Gözaltına alındı ancak duruşmasını beklerken kefaletle salındı. Rachel ise içerideydi. Denetimli serbestlik ihlali sebebiyle ilçe cezaevinde kısa bir zaman cezasını çekti. Marvin sorunlu bir adamdı. 1953'te dünyaya geldi. Akıl hastalığı, zihinsel ve fiziksel taciz, yoksulluk, madde bağımlılığı ve de şiddetle boğuşan bir evde 6 çocuktan birisiydi. Ailesine göre Marvin, yaşlı aile üyelerine yardım etti. Zihinsel engelli bir aile üyesinin bakımını bizzat sağladı. 120 IQ puanına sahipti. Çok üstün bir zekaya sahipti. Yalnız büyüdü. Liseden sonra akıl hastalığı ve yasaklı madde kullanımıyla boğuşan sorunlu bir insan haline geldi. Bir yetişkin olduğunda birçok suçtan hapse girip çıktı. Rachel cezaevinden çıktıktan sonra babasıyla beraber yaşamaya başladı. Kızı Shannon için hayatını düzene sokmaya çalışıyordu. Shannon, annesi cezaevindeyken büyük annesi tarafından bakıldı. Rachel, kızını yanında tutabilmek için hayatını düzene sokma konusunda kararlıydı. O günden sonra Rachel, Marvin'i şehirde birkaç kez gördü. Marvin, onu tehdit eder, genelde korkutmaya çalışırdı. Önce bebeğini gözünün önünde öldüreceğini söyledi. Sonra onu her gördüğünde yanına geldi. Haziran 1997'de Rachel yeni bir adamla tanışmıştı. Ailesine onunla bir randevuya çıkacağını bildirdi. Heyecanlıydı. Bu adam Rachel'ın kızını da görmek istiyordu. Rachel onunla buluşmaya giderken Shannon'ı da yanında götürdü. John adındaki bu adam Rachel'ın evine geldi, onu arabasıyla aldı ve de oradan ayrıldı. Bu andan sonra Rachel bir daha görülmedi. Ailesi giderek endişeleniyordu. Sonra Rachel'dan bir mektup geldi. Babası bu mektubun kesinlikle Rachel tarafından yazılmadığını düşünüyordu. El yazısı uymuyordu. Mektupta Rachel, hayatın erkeğiyle tanıştığını, onunla kaçacağını söylüyordu. Mektupta sevgilisinin adını Delbert olarak telaffuz etti. Halbuki günler önce onun için John diyordu.
Günler sonra Marvin'in duruşması yapıldı. Rachel mahkeme salonuna gelmedi. Yargıç kısa bir zaman sonra Rachel'dan el yazısıyla yazılmış bazı mektuplar aldı. Bu mektupların Rachel'ın el yazısıyla yazıldığı doğrulandı. Rachel'ın şu anda başka bir yerde yaşadığı, bir adamla evli olduğu belirtiliyordu. Evlendiği için Marvin'le yüzleşme konusunda zorluk yaşadığını anlattı. Mektubun son kısmı oldukça ilginçti. Rachel son kısımda Marvin'e kızgın olduğundan dolayı böyle bir hikaye uydurduğunu anlattı. Marvin'le kendi isteğiyle beraber olduğunu, Marvin'in hiçbir suçu olmadığını, onun masum bir adam olduğunu söylüyordu. Ailesi de, avukatları da, arkadaşları da şaşkındı. Rachel neden böyle bir şey yapıyordu? Sadece günler sonra Rachel'ın cansız bedeni bulunduğunda herkes derin bir trajedi yaşadı. Uzmanlar parmaklardan dökülen deriyi dikkatli bir şekilde çıkardılar. Bir parmak izi alındı. Bu parmak izi polis kayıtlarındaki biriyle Rachel Timmerman'la eşleşti. Ailesine Rachel'ın öldüğü bildirildi. Rachel ölmüştü. 1 yaşındaki bebeği Shannon ise kayıptı. Rachel'ın ölüm sebebi boğulmaydı. Üzerine kırmızımsı boya çizilmiş, sedir bloklarına zincirlenmiş ve asma kilitlerine bağlanmıştı. Gözleri bazı koli bandıyla bantlanmıştı. Yaklaşık bir aydır suyun içerisindeydi. Yani randevuya gittiği gün öldürülmüştü. Yetkili isimler onun John adında bir adamla buluşacağını biliyorlardı. Ancak bütün çabalara karşın John bulunamadı. Rachel'ın ölümünden açıkça çıkar sağlayan Marvin Gabriel'in suçla bağlantılı olabilirdi. Ekipler Marvin'in evine gittiler. Marvin evde yoktu. Evin bahçesinde Rachel'ın cansız bedeninde bulunanlara çok benzeyen, üzerinde kırmızımsı boya olan cüruf blokları vardı. Bu da evin aranması için yeterli bir kanıttı. Evin içerisinde asma kilitlerden biriyle eşleşen bir anahtar bulundu. Rachel'ı bağlamak için kullanılana benzer bir zincir vardı. Evde olmayan tek şey Marvin'di. Tanıklar, Marvin ve başka bir adamın Rachel'ın buluşmaya gittiği gün Oxford Gölü'nde teknesiyle görüldüğünü belirttiler. O gün Marvin'in yanında olan adam John Wicks'ti. Ekipler hemen John'un evine gittiler. Aynı Marvin gibi John da evde yoktu. Sevgilisi, John'un günlerdir eve gelmediğini anlattı. Marvin kayıptı. Ekipler tarafından aranıyordu. Kayıptı ama sosyal güvenlik çeklerini New York'taki bir postaneden düzenli olarak alıyordu. FBI postaneye gitti ve de Marvin'in gelmesini bekledi. Marvin, çekini almaya geldiğinde gözaltına alındı. İlk günlerde sosyal güvenlik dolandırıcılığıyla suçlandı. Çünkü aldığı çekler Robert Allen adındaki bir adamın çekleriydi. Marvin suçlu bulundu ve de 5 yıl ceza aldı. Marvin Gabriel'in Rachel davası 2002'de başladı. Duruşma esnasında Marvin'in rahatsız edici davranışları vardı. Bir noktada kendi avukatının suratına yumruk attı. Bunları akıl sağlığı hakkında şüphe yaratmak için kasıtlı olarak yapıyordu. 7 psikolog Marvin'i inceledi ve de onun yargılanmaya uygun olduğunu belirtti. Marvin'e bir anlaşma teklif edildi. Marvin eğer Rachel'ın bebeği Shannon'ın nerede olduğunu anlatırsa ölüm cezası almayacaktı. Marvin anlaşmayı reddetti ve de 1. derece cinayetle suçlandı. Duruşma esnasında savunma ekibi hafifletici nedenler olarak madde kullanımını, akıl hastalığını ve çok sayıda kafa travmasını işaret etti. Bu nedenler Marvin'i kurtarmaya yetmedi. Marvin Gabriel ölüme mahkum edildi. Rachel'ın kızı Shannon geçen süre zarfında hiçbir zaman bulunamadı. Marvin muhtemelen bebeği birilerine satmıştı. Ancak bu davada çalışan kolluk kuvvetleri ve dedektifler Shannon'ın muhtemelen ölmüş olduğuna inanıyorlar. Rachel'ın cinsel saldırıya uğradığı gün arabanın içerisinde olan ve de Marvin aleyhinde ifade veren Wayne Davis ise uzun bir zamandır kayıptı. Wayne Davis yıllar sonra Rachel'ın bulunduğu aynı ulusal ormanın içerisinde Tivenwood Gölü'nde ölü bir halde bulundu. Ancak Marvin'i bu ölümle ilişkilendirebilen herhangi bir kanıt yoktu. Rachel son gününde John adında bir adamla buluşacaktı. John hiçbir zaman bulunamadı. Aynı zamanda Marvin'in çeklerini aldığı Robert Allen da hiçbir zaman bulunamadı. Marvin, Rachel'ı, Shannon'ı, Wayne'i, John'u ve de Robert'ı öldürmüş olabilir. Marvin, 2022 itibariyle federal ölüm hücresinde kalmaya devam ediyor. As far as where Cherie was living, probably more rural, where there's several junkyards where people go and take cars or sell parts. 8 Kasım 1999'da Bruce Miller, bir yıldan kısa bir zamandır beraber olduğu eşi Shirley Miller'la akşam yemeği yiyecekti.
Ancak Bruce yemeğe gidemedi. Shuri endişeliydi. Saatler sonra gece olduğunda Bruce hala eve dönmemişti. Eşinin endişesi daha da arttı. Shuri de hemen Bruce'un erkek kardeşi Chuck ile temasa geçti. Chuck hemen abisinin sahip olduğu Michigan'daki hurdalığa gitti. 48 yaşındaki Bruce Miller bu hurdalıkta kendi kanından bir su birikintisinde ölü bir halde bulundu. Bu bir komplo ve de bir manipülasyonun hikayesiydi. Bruce Larry Miller 1951'de Michigan'da dünyaya gelmişti. Bir zamanlar Michigan Flint sakinlerinin birçoğu gibi o da General Motors'ta çalışmıştı. Bruce buradan emekli olduktan sonra bir otomotiv şirketiyle beraber arama kurtarma işine girdi. Ayrıca yarışmayı ve de NASCAR'ı çok severdi. Tam 3 kez evlenmişti. Yine de sonsuz aşkı arıyor gibiydi. İşini devam ettirirken bir öğlen vakti Sherry Kitt adında genç bir kadınla tanıştı. İlk anlarda aralarında romantik bir ilişki olmadı. Ancak daha sonra Sherry'nin ilgisi ona kaymaya başladı. Bruce ve Sherry 99'un Nisan ayında evlendiler. Sherry Paulette Kitt Miller 71'de yine aynı yerde dünyaya gelmişti. Sherry'nin sorunlu bir yetiştirilme tarzı vardı. Annesinin evinde hiçbir zaman erkek azalmazdı. Bu erkeklerden bazıları henüz 3 veya 4 yaşındayken Sherry'e tacizde bulundu. Sherry henüz 17 yaşındayken evlendi ama bu evliliği yürütemedi. Sonra bir kez daha evlendi ve yine boşandı. 20'li yaşların sonlarında Sherry 3 çocuklu bekar bir anneydi. Bir huzur evinde çalışıyor, geçimini sağlayabilmek için kozmetik ürünleri satıyordu. Bir gün Bruce'un firmasında işe girdiğinde gözünü Bruce'a dikti. 4 aylık bir flörtün ardından ikisi Vegas'ta evlendiler. Sherry ve çocukları Bruce'a adeta aşık olmuşlardı. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. İstikrarlı bir ilişkileri vardı. Sherry, evlenmeden sadece aylar önce eski kocalarından birini anlatmak için sadece istismar olaylarının anlatıldığı bir TV şovuna çıkmıştı. Bruce, Sherry'e hem bir güvenlik hem de mali açıdan bir güvence sağladı. Sherry'den 20 yaş büyüktü ama yine de evlilikleri son derece mutlu görünüyordu. Sonra bir anda internet Miller ailesinin evine girdiğinde evlerine adeta ateş düştü. Sherry, internet üzerinden tanıştığı bir adama aşık oldu, sonra aile arasındaki ipler bir anda gerildi. Bu adamın adı Jerry Cassidy'di. Jerry Cassidy, 1960'da Kansas'ta yani Missouri'de dünyaya geldi. Evliydi ve de bir erkek evladı vardı. Jerry, dostlarıyla beraber geyik avına bayılırdı. Çok daha önce polis memurluğu ve de cinayet masası dedektifi olarak görev almıştı. Jerry daha önce bir cinayet davasında kayıtların tarif edilmesini içeren ve de patronun işine son verilmesiyle sonuçlanan bir yolsuzluğu rapor etmişti. Doğru olanı yapmasına karşın bu hamle kariyerini intihara sürükledi. Jerry kariyerini kumarhanelerde güvenlik olarak değiştirdi. Sonunda Nevada Reno'da kariyeri sona erdi. Sorunlu bir isimdi. Sık sık içmeye giderdi. O dönemlerde internet üzerinden Sherry Miller'la tanıştı. Sherry ve Jerry anlık mesajlar, e-postalar üzerinden sohbet etmeye başladılar. Sherry, çok depresyonda olduğu bir dönemde Jerry'ye aşık olmuştu. Jerry'ye çok zengin olduğunu anlattı. Bu da mali açıdan büyük bir mücadele veren Jerry'nin ilgisini çeken bir şeydi. Sohbetleri kısa zamanda cinsel bir motivasyona dönüştü. Sherry, Bruce'la evlendikten sadece 3 ay sonra Jerry ile tanışmak için Reno'ya gitti. O andan sonra ikili arasında fiziksel bir yakınlaşma başladı. Bir inanç meselesi yüzünden Reno'ya gideceğini söylemişti. Daha sonra evine Michigan'a döndükten sonra çevrim içi mesajlar göndererek ve de müstehcen video kasetlerini paylaşarak Jerry ile olan ilişkisini devam ettirdi. Jerry de Sherry'e aşık oluyordu. Aylar sonra Sherry hamile kaldı. Jerry bu duruma sevindi. Bu tip durumlarda erkekler genelde yeni kız arkadaşlarının hamile olduğunu öğrendiklerinde paniğe kapılırlardı. Ama aksine Jerry çok sevinmişti. Bu andan sonra Sherry, Jerry'e tuhaf e-postalar göndermeye başladı. Bir tanesinde şöyle diyordu. Bruce Miller ilişkimizden haberdar oldu. Beni fena halde dövdü ve de bebeğimin ölmesine sebep oldu. Kanıt niteliğinde olması açısından morarmış karnının resimlerini göndermeye başladı. Bu görüntüleri gören Jerry mahvolmuştu. Bebeğin kaybından kısa bir zaman sonra Sherry, Jerry'e bir kez daha hamile olduğunu anlattı. Ama bu sefer ikizleri hamileydi. Jerry, Sherry'e Bruce'u terk etmesi, bebeğiyle beraber yanına gelmesi için yalvardı. Sherry ise şöyle diyordu. Bruce'un mafya ile bağlantıları var. Eğer bunu öğrenirse ikimizi de öldürür. Bebeğimize ve bize yazık olur.
Bu anlarda Jerry'i görmek için Reno'ya gitmeye devam etti. Bir noktada Jerry, bir kumarhanede sarhoş oldu, insanlara saldırdı ve tutuklandı. Sonra da alkolizmden kurtulmaya çalışırken ailesinin yanında olmak için Missouri'ye geri döndü. Çift ilişkilerini çevrim içi olarak devam ettirdiler. Sherry ona ultrasonların ve büyüyen bir göbeğin resimlerini gönderiyordu. Aylar sonra bir gün Jerry, Bruce'dan bir e-posta aldı. Yine aynı olay yaşanmış, Bruce bir kez daha Sherry'i döverek bebeklerini öldürmüştü. Jerry bir kez daha mahvoldu ve de Bruce Miller için öfke dolu hisler beslemeye başladı. Bruce'u 3 çocuğun ölümünden ve sevdiği kadını dövmekten sorumlu tutuyordu. Aylar geçti ve Bruce Kasım 99'da hurdalıkta ölü bir halde bulundu. Bunu yapan kimdi? Sherry mi yoksa Jerry mi? Ekipler eşi Sherry'e haber verdiklerinde onun yassı bir dul olduğu izlerimine kapıldılar. Sherry yetkililere failin John Hutkinson adında bir adam olabileceğini anlattı. John'un Bruce'a borcu vardı. Sinirler gerilmiş ve John da Bruce'u öldürmüş olabilirdi. Ama tuhaftır. John, Bruce'un ölüm haberini aldığında ilk iş evine gitti. John cenaze evine girdiğinde Sherry ona doğru bağırdı ve de onun evi terk etmesini istedi. John'un evi arandı. Sherry Miller ve erkek kardeşinin ifadelerine dayanarak John'un silahlarına el konuldu. John inatla bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını söylüyordu. Evinde onu bu cinayete bağlayan herhangi bir kanıt bulunamadı. Ancak John yalan makinesi testinde başarısız oldu. Bu andan sonra yetkililer failin John olduğuna ikna olmuşlardı. Polisler John'a karşı bir dava oluşturmaya çalışarak cinayeti sonuca erdirmeyi düşünüyorlardı. Ardından Missouri'de 11 Şubat 2000'de başka bir ölüm meydana geldi. Bu ölüm kafasına kurşun sıkan bir adamın intiharıydı. Adamın adı Jerry Cassidy'ydi. Yani Sherry'nin sevgilisi. Cinayet silahı yakın bir zaman önce Bruce'a sıkılan silahla aynıydı. 20 kalibrelik bir tüfek. Ama yetkililer Sherry ve Jerry'nin ilişkisinden haberdar olmadıkları için bu iki ölümü asla ilişkilendiremeyeceklerdi. Jerry ölmeden önce kardeşine eğer başına bir şey gelirse açılması gereken bir dosya olduğunu açıklamıştı. Bu dosya kısa bir zaman sonra bulundu. Ancak yetkililer onu açıp açmayacaklarından emin değillerdi. Dosya bir çantanın içerisindeydi. Bomba imha uzmanı çantayı açmadan önce röntgenini çekti ve de çantayı inceledi. Jerry dosyanın ön yüzüne Sherry'e aşık olduğunu ancak Sherry'nin kendisine yalanlar söylediğini anladığını açıklayan bir intihar notu bırakmıştı. Bruce'un Sherry'i taciz ettiği ve de 3 çocuğunu ölüme gönderdiğine dair inancı bayağı bir zayıftı. Yine de Jerry Bruce'u öldürmüştü. Bunu da dosyalarda açıkça itiraf ediyordu. Günler sonra kendisini hem suçlu hem de aptal hissetti. Bu da onu intihara sürükledi. Dosyanın içerisinde bir sürü kanıt vardı. İçinde Jerry ve Sherry arasındaki yazışmaların sayfaları ve de sayfaların yanı sıra seyahat kayıtları bulunuyordu. Michigan dedektiflerine yeni bulunan kanıtlar bildirildi. Sherry ve Jerry bu mesajların içerisinde Bruce'u nasıl öldüreceklerini, Bruce'u nereye gömeceklerini ve de cinayete dair çok detaylı bir şekilde planlarını anlatmışlardı. Sherry, Bruce Miller cinayetini işlemek için düzenlenen komplonun suç ortağı gibi görünüyordu. Zaten cinayetin ardından Jerry'e çok soğuk davranmaya başlamıştı. Yani Jerry'i adeta kullanıp atmıştı. Ekipler Sherry'i bulmaya gittiklerinde Sherry sorgulanmak üzere polis merkezine getirildi. Aleyhindeki kanıtlarla karşı karşıyaydı. Sürekli olarak eşinin cinayetinin herhangi bir bölümünü inkar ediyordu. Cinayetteki herhangi bir bölümde ya da planda herhangi bir parmağı olmadığını söylüyordu. Her şeyi onun yaptığını, tek başına hareket ettiğini öne sürdü. Masum olduğunu iddia etmesine karşın Sherry tutuklandı ve de birinci derece cinayetle suçlandı. Savcılar Sherry'nin kocasını öldürmeye ikna eden usta bir manipülatör olarak adlandırıyorlardı. Davası komployu kanıtlamak için dijital internet kanıtlarının ilk kez kullanıldığı davalardan biriydi. İddia makamı Sherry ile Jerry arasında Sherry'nin Jerry'e söylediği yalanları gösteren binlerce mesajı paylaştı. Sherry hiçbir zaman istismara uğramamıştı. Yıllar önce tüp ligasyonu yaptırdığından dolayı hiçbir zaman hamile kalmamıştı. Ancak avukatları genç kadının masum olduğunu, Bruce'u öldürmek için herhangi bir sebebi olmadığını anlattılar. Savunma bu ölümden sonra Sherry'nin çok az para aldığını, dolayısıyla bunu para için yapmış olamayacağını savundu. Avukatları da aynı Sherry gibi okları John Hutkins'e yöneltiyorlardı. Ayrıca Jerry'i intikam almak isteyen terk edilmiş bir aşık olarak resmettiler. Sherry'e göre kendisi ve sevgilisi arasında cinsel içerikli iletişim çevrim içi bir fantezinin parçasıydı. Jerry kendisini rahat bırakması için tacize uğradığı yalanlarıyla kandırmıştı.
Suçu planlayan mesajlar yazdığını ısrarla reddetti. Jerry'nin cinayet masası dedektifi olduğunu, deneyimlerini kullanarak onları taklit ettiğini anlattı. Ancak ekipler, Sherry'nin bilgisayarında cinayete dair bazı kanıtlar keşfetti. Sherry suçlu bulundu, cinayetten ömür boyu hapis, komplo kurmaktan da 54'te 81 yıl ceza aldı. 2008'e kadar cezaevinde kaldı. Sonra mahkumiyeti bozuldu ve serbest bırakıldı. 2010'da Amerika Birleşik Devletleri Temiz Mahkemesi intihar notunun kabul edilemez olduğuna dair federal kararı onayladı. Ancak dava bitmedi. 2011'de Yüksek Mahkeme Temiz Mahkemesi kararını bozdu, davayı bölge mahkemesine geri gönderdi. Yıllar sonra 2016'da Sherry, Bruce Miller'ın öldürmesindeki rolünü itiraf etti. Tek amacı sempati kazanmaktı. 2022'de halka açık bir röportaj verdi. Burada Jerry ile olan ilişkisini itiraf etti, Bruce'un mafya ile herhangi bir alakası olmadığını, onu hiçbir zaman taciz etmediğini itiraf etti. Jerry'i manipüle etmek için sahte morluklar ve yine sahte ultrason resimleri için makyaj kullandığını ifade etti. Şu anda vicdan azabı çekiyor ve de ömür boyu hapiste kalması gerektiğini düşünüyor.